Merhabalar, adın nedir? Umut. Hazırlıktan sonra okuyacağım bölüm nedir? Bilgisayar mühendisliği. Bilgisayar mühendisliği. Peki hazırlık hakkında ne düşünüyorsun? Yani hazırlık hakkında ben hazırlığa başta çalarım, yani dinlenirim falan diye kalmıştım ama hiç öyle değilmiş. Bayağı İngilizce öğretiyorlarmış. Peki İngilizceye nasıl çalışıyorsun? İngilizceye gramerde yazarak çalışıyorum ama diğerlerinde yemiyor pek öyle. Daha çok İngilizce oyun, film, o tarz şeyler biraz daha kulak dolgunluğu yarattığı için daha iyi oluyor. Peki mesela demin dedin ki hazırlığı daha çok yatmak için girdim yani gibi bir şey. Tam yatmak için değil aslında ama hani bölüme daha hazır olmadığımı düşündüm. Anladım. Peki bir şey, çok iyi şeyler öğrendiğini hani hissediyor musun? Der misin ki yeni gelecek öğrencilerimize kesinlikle tavsiye ediyorum hazırlığı? Ya hazırlık güzel bir şey yani. En azından insanlarla tanışıyorsun. Hani yine iyi bir İngilizce alıyoruz. Onun yanında insanlarla tanışıyorsun. Eğleniyoruz birazcık. Bizim sınıfa özel bir şey de olabilir ama. Merhaba, adın ne? Büşra. Kampüs hakkında ve hazırlık hakkında genel düşüncelerini alabilir miyim? Kampüs genel olarak çok büyük. Yani bu iyi bir şey olsa da bazen ulaşım açısından çok zor oluyor. Bir yere yürümek istediğinde çok fazla yürüme olabiliyor. Ama genel olarak kampüsün yeşilliği olsun, alanları olsun, kafelerin yeri olsun falan. Kampüsten memnunum. Hazırlık hakkında sadece B1 seviyesinin daha az gün sayısına sahip olmasını istiyorum. İkinci dönem inşallah. Ama onun dışında derslerimizden falan memnunum. Öğleden sonra geliyorum. Bu benim için bir avantaj ama günümün çoğunu yiyor. 5 gün derse geliyoruz ve biraz can sıkıcı olsa da hazırlıkta genel olarak memnunum yani. Hocalarımız olsun, öğrenciler falan, arkadaşlar da çok iyi. Ve buranın tarçınlı havuçlu keki. Kalp ben. Peki nasıl çalışıyorsun İngilizceye? Belli beğendiğim konu olursa onunla çalışıyorum. Onun dışında yani hayatın içine oturttuğun zaman çok daha iyi oluyor. Hani gidip evde ders gibi çalışmaktansa mesela öğrendiğin bir konuyu konuşmana dahil ettiğin zaman çok daha verimli oluyor senin için. Yani öğrenme kısmını gerçekleştirmiş oluyorsun. Peki yeni gelecek öğrencilerimize hazırlığı tavsiye eder misin? Hazırlığı evet tavsiye ederim. Yani şey de çok güzel oluyor. Özellikle sabahçı olursanız hani öğleden sonra size kalıyor ve bilirsiniz işte hazırlık yani sonuçta. Daha az vaktiniz oluyor. Ay daha çok vaktiniz oluyor, yanlış oldu. O yüzden hazırlık yes. Merhaba. Merhaba. Adın ne? Talha. Peki bölümünü öğrenebilir miyim? Elektronik ve haberleşme. Peki seneye gelecek olan hazırlık öğrencilerimiz için neler söylemek istersin? Bir kere tavsiyem şu, hazırlığı çok sene kaybı olarak görmesinler. Hazırlıkta okusunlar. Ellerinden geldikçe hazırlık sınavına girsinler ve en iyi kurdan başlamaya çalışsınlar. Çünkü gerçekten yanındaki insanların İngilizcesi iyi olduğunda onların İngilizcesi gelişiyor. Çevre onları destekliyor. Hazırlık okusunlar, hazırlık senesinde okulu öğrensinler. Kulüplere üye olsunlar. Ve hem okulu öğrensinler hem de hazırlık derslerine İngilizceden yararlansınlar. Peki sen şu an hazırlık sürecinde neler yapıyorsun? Ya öncelikle birkaç kulübe üye oldum. IEEE var belki biliyorsunuzdur. Elektrik, elektronik mühendislerini daha çok ilgilendiren bir kulüp. Onun dışında radyo kulübümüz var. Orada yayın yapıyoruz. Radyo ile ilgileniyorum ve onun dışında da İngilizce çalışmaya çalışıyorum. İngilizce'de işte midterm'lere çalışıyoruz vesaire. Peki. Zaten Yıldız çok zorlamıyor bu açıdan. Yetiyor İngilizce. Peki nasıl bir çalışma sistemi var? Ya genellikle hani yeni bir konu gördüğümüzde ve ciddi bir konu gördüğümüzde hafta sonları ikişer üçer saat çalışmaya çalışıyorum. Radyo programımızda cuma günleri saat 11-12 arasında yapıyorum. İçine atlet ki diye bir adı var. Çok zevkli oluyor, eğleniyoruz arkadaşlarımla. Diğer arkadaşlarım da hafta içleri yine yayınlar yapıyorlar. Radyo Yıldız'ı Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarına takip ederlerse oradan ulaşabilirler.